Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'daki evime. Canlarım benim, sultanlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız arkadaşlar, vallahi 3 senenin yorgunluğunu burada atacağım herhalde. Ben çok iyiyim. Dün çocuklarım geldi, doğduk, taştık. Beraber yemek, akşam yemeğimizi yedik. Sabah kahvaltısına tabii ki videolarını da zaten izlemiş olacaksınız. Bu videoyu yapmadan, sizlerle paylaşmadan arkadaşlar. Sabah kahvaltısına özlemim geldi. Özür'ün zaten işi başına almış gidiyordu. Mutfakta olabildi, yatakta olabildi derken. Akşam yemeğine de özür'üm geldi. Torunlarım. Vallahi böyle var ya, cümbür cemaat. Çok güzel oldu ya. Bir masa yetmedi bize. Damatına noktayı ayrı ayırdık sehpanın üstüne. Ondan sonra Orhan damatım gelemedi. Ondan da usta beklerim, elektrikçi. Ondan gelemedi. Onu sahte oraya yazanlar da olmuştu. Neyse. Yine görür. Ben buradayım da. O da gelir. Ben de giderim. Bu sabah kalktım. Asiye kalktım. Asiye önceden erken kalkmazdı. Evde oldu, izinli olduğu günlerde arkadaşlar. Ben 7.30 gibi kalktım. Asiye 8 gibi geldi. Anne, uyandım, uyandım kızım. Onun koynundan kalktım. Oktay'a gidince Oktay'ın yatağına girdim. Oktay işe gidince Oktay'ın yatağına girdim arkadaşlar. Oktay burada yatıyor. Ben o yatağında yatmıyor. Daha önceden de öyleydi. Yatağı var ama yatmıyor çocuk. Şimdi bazasını da kaldırmış. Yine odada yatak, benim yatak odam var. Neyse. Oturduk. Asiye'yle muhabbet ettik. Birer kahvemizi içtik. Sonra anne, sen gir biraz yat dedi bana. Sonra ben şu Rusya'yı aradım. Onunla konuştuk. Asiye kahvaltımı hazırladı. Dedim böyle misafirliğe can kurban. Vallahi ben misafirim aynı arkadaşlar. Dün biraz bir iş yaptım ama tabii odacık olacak. Her şeyi yerleştireceğiz. Çocuklar tebelisini ayırdım. Getirdiklerimi ayırdım. Onlar da çok mutlu oldu. İnanın ki ben de çok mutlu oldum. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oldum. Tavalara bayıldılar. Hatta birkaç arkadaş yazmış, Melek Hanım biz de tava istiyoruz diye. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah nasip ederse başka bir zamana. Tabii gelirsem, gelmeye de nasip olursa. Neden olmasın, olur. Çok güzel. Asiye'nin tavasını ben Asiye görmeden kullandım. Baktım Asiye'nin tavaları, benim buradaki tavam büyüktü zaten. Çok büyük. Ayvazın üstünü kablıydı. Asiye dedim, Asiye bunları ayır kızım sen. Asiye'nin tavasını kullandım. Asiye de çok memnun oldu. Asiye biliyorsunuz arkadaşlar, kamera önünde olmak istemiyor. Saygı duyarım. Ama kamera arkası hep benim yanımda. Hep söylüyorum ya, benim ben sadece videolarımı çekiyorum. Gerisi Asiye'ye ait. O düzenliyor. O paylaşıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Her şeye saygı, çocuğumuz olmasa ne olursa olsun saygı duyacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi oturduk ettik, kahvaltıyı yaptık. Kahvaltıdan sonra bir daha kahve yaptı. Anne ne istersin? Meyvesiydi, kahvesiydi, muhabbetiydi ama çok güzel. Ben hiçbir iş yapmadım bugün arkadaşlar. Asiye evini süpürdü. Asiye ne burası artık? Benim evim diyor zaten. Hadi dedi, giyin seni gezmeye götüreyim dedi bana. Şimdi beni dışarı çıkacağız beraber. Kız arkadaşı da var yanında. Hep beraber üçümüz. Şöyle bir dolaşacağız arkadaşlar. Şu Rusya'yı aradım. Şu Rusya'da bahçenin dün gitti. Bugün gitti bahçeye. Bitirmiş. Eve geldi. Ondan sonra gez diyor. İstediğin yere git. Çocukların da istediğin kadar kal. Sıkıntı yok diye. O da beni bir şey etti böyle. O da beni mutlu etti arkadaşlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ama tabii ki ben yine de çok kalamam. Biliyorsunuz 4 tane hayvanla. Asiye elini sallıyorsun. Elini sallamaz. Yazarlar bak bu videoyu. Kim çekiyor diye yazarlar. Sallama da elini. Ondan sonra sabit tutunca işte şey yapıyorsun değil mi? Yani neyse. Böyle işte çocuklarımla olmak çok güzel arkadaşlar. Vallahi Fransa'dan arkadaşla konuştuk. Biraz önce videoya girmeden önce o aradı beni, Leman Hanım. Diyor ki, Melek abla diyor, suratın diyor başka olmuşsunuz diyor, suratın başa gülüyor diyor. Herhalde insan yavrularının yanında olunca
Başka görmez mi? Değil mi? Yine inşallah yarın bir misafirimiz yine olacak. İzleyicilerimizden. Allah nasip ederse. Kadıncağız aradı beni hep. Bizim de burada telefonumuz çekmedi. Bugün İstanbul'da mı öyle? Anlamadım arkadaşlar. Neyse. Şöyle biz bir dışarı çıkalım. Sizlerle beraber bir dolaşalım arkadaşlar. Asya'ya bakalım. Nelere götürecek beni. Şöyle arkadaşlar. İndik dışarı çıktık. Çok soğuk. Köyün soğuğu hiç. İstanbul çok soğuk arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Şöyle ben de dışarıdan yeni çıktım vallahi. Oh. Hemen karşımızda böyle market açılmış. Biz gidelim binalar yapılmış. Burası boştu ama olsun. Çok güzel olmuş. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle alışveriş mağazamıza. Ama çok güzel. Vallahi ben de özlemişim buraları. Yine şöyle bir hafta sonları bazı ayda bir de olsa dolaşıyordum geçiyorum bunlar. Böyle. Bakalım Asiye bana neler alacak bugün. Asiye bugün Asiye denim arkadaşlar. Oldu mu? Şurada kafa sallayın ama şöyle bir sesini de duyursam. Oldu mu arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum, kızlar oldu diyor. Yıkayınca gülen çeker herhalde biraz da. Bir düşüneyim bakalım. Kesin karar veremedim.
Neyse. Bir başka yere bakalım. Sahte. Öyle değil mi kızım? Evet, doğru. Asiye'nin arkadaşı, o dedi Melek teyze ben de çekme dedi. Ben de tamam dedim. İnşallah ileriki zamanlarda. Evet. Kimsiz olmamaya gerek yok arkadaşlar. Saygı duyacağız. Gencimiz olsun, yaşlımız olsun. Ben hiçbir zaman kimseyi ısrar etmedim. Gönüllü. Kim isterse onu çektim. Gezmelerimiz devam ediyor. Bakalım buradan sonra nereye gideceğiz? Evet. Böyle hep beraber gezeceğiz arkadaşlar. Ben de özlemişim yani. Ha, ben hep derim ya, ben çalışırken hani benim hiçbir sosyal hayatım olmadı. Vallahi olmadı arkadaşlar. Ancak kızlarım böyle arada bir beni gezmeye getirdilerse böyle kız çocuklarımla eşlik ettim. Sağ olsunlar. Yemeğimizi bekliyor şimdi. Arkadaşlar, yemeğimizi de yedik. Biraz daha dolaştık. Çıktık İstanbul'un trafiği. İnanın ki vallahi yok ya. Ne evyen gidebilirsen, yürüyerek gitsen bundan iyidir. Ama tabii ki bayağı bir mesafe var. Yine de arabaya bineceğiz. İstanbul'da yaşanılır mı? Bilmiyorum, ben daha yaşayamam herhalde. Eve. Evet. Şöyle çektiğimizi de koyalım hemen. Valla ben hiç mutfağa girmedim oğlum. Asiye deliye topluyor. Bana öyle bir güzel bakıyor ki. Asiye bakar ya. Normalde bu mutfakta ben yapıyordum anne yemek. Ben yapıyordum normalde bu mutfakta. Şimdi anama devrettim. Anacığa devrettin şimdi. Asiye bize yemek yedirdi. Biz aslında evden gelecektik. Sen gelene kadar gelip başka bir şeyler yapacaktım ben. Senin sevdiğin. Neyse onu yine yapacağım inşallah. Olsun. Börek getirdim köyden. Buzluk doldu. Buzlukta yer yok arkadaşlar. Dedim ki Oktay'a dedim, Asiye dedim, bir börek kızartırız dedim. Asiye'nin arkadaşı da bizde. O dedi Melek teyze biz dokun sahte dedi. Sen de bir oluşun doyurursun dedi. Öyle konuşarak güzel oldu. Ama trafik böyle Oktay. Çok trafik biz var. Biz trafikte kaldık. İnan ki yürüyerek gelsek bunlar iyiydi. Soğuk değil. Kızlar dediler sen üşürsün dediler bana. Hı. Üstümde montum herhalde iyiydi ama onlar da beni yürütmediler. Şöyle azıcık İstanbul'un trafiği bitmiyor ki. Yok, burada yaşanmaz. Ben daha burada nefes alamam. Valla. Ben Karabaş'ı özledim. Kocanı özledin mi kocanı? Kocamla her gün konuşuyorum, özlemez miyim? Sen de sorduğun soru mu oğlum? Tabii ki onunla her gün konuşuyorum. Arayayım günlük kaç kere arkadaş. O arayayım, ben arayayım. Ondan sonra. Çiçek bana dedi, ekmek atıyor diye Oktay. Çiçek Sabri'ye ayağını bile kaldırmamış. Allah'ım. Bir kere ayağını kaldırmış böyle tam koyuya vuracakmış. Sabri bir bağırmış ona. Sen diye seviyen onları diye babam bana. Ay. Anne o yağ patlıyor ya. O su mu kaçtıracağım ona? Bilmiyorum, anlamadım nedense. Neyse o şişe bitsin de. Gelin alışverişle yapalım.
parasıyla. Evet. Yağ falan aldım. İyi yapmışsın. Yağ deyince aklıma babam geliyor hep. Niye? Bilmiyorum. Sen de deseydin ya. Ana az bu yağı. Ne bileyim. Şöyle kısık ateşte pişireceğiz bunu tabii ki. Özelliği o. Oktay'la su böreğini çok sever arkadaşlar. Çok. Köy yoğurdu getirdim. Daha yoğurdu açmadık. İsterse çay içer. İsterse yoğurt. Tereyağımız var köyden gelme. Peynirimiz var. Peynir çok güzel olmuş ama. Değil mi? Peynir bugün, var ya. Asiye de öyle dedi bugün. Anne de elleri yansalı falan. Peynirin 10 numara diyor bana. Özlem aradı. Komşularına da vermiş herhalde. Onlar da çok beğenmişler. Daha ben kızlara geçmedim arkadaşlar biliyorsunuz. Asiye'm evdeyken dedim Asiye'mle zaman geçireyim. Sonra kızlara. Şimdi çalışan Özrüm de çalışıyor. Özrüm'e de hafta sonu. Öyle ayarladım. Allah nasip ederse. İnsanın yavrularının yanında olması çok güzel bir şey. Gönül ister hep bunların yanında olayım ama arkadaşlar. Onlar da artık ikisi alıştılar biliyor musunuz? Yani evin iç, evde yani ses mesela dün çocuklarımız geldi, ablalar geldi, torunlar geldi. Asiye diyor ki işte orayı ellemen. Orayı dağıtman. Torunlar oynuyorlar, çocuklar dinliyor. Yani ünitenin altında ne varsa çıkarttılar, döktüler şuraya. Koltuğun altında bardak çıktı. Koltuğun altında su bardağı çıktı mesela. Torunlar yani, 4 tane torunumuz var. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Ama Ece su hiç bana yaklaşmadı. Ben de onu böyle sıkmak istemedim. O Talha'mın öyle bana sarılması, Eda'mın bana sarılması. Biz kamera arkası tabii ki sarıldık onlarla, kutlaştık arkadaşlar güzelce. Çok güzel bir şey. Artık biz de köye alıştık arkadaşlar. 3 sene olacak biliyorsunuz şurada Şubat'ın sonuna doğru. Oluyor mu 3 sene? 3 sene olacak dolu dolu. Biz de köyümüze alıştık. Hayvanlarım var biliyorsunuz paşam. Vallahi aynı insanın çocuğu gibi oluyor hayvanlar da. Tavuklarımız var. Ben Asya'yı da alayım. Komple gelek köle. Köye. Asya'ya gelse sen gelirsin de. Ben gelirim. Asya'ya gelmez. Hiç. Asya'ya gelmez. Burada yaşanmıyor artık. Yok. Vallahi ya şey taksiye bindik evin önünde. Taksi çağırdık giderken. Aha orada 10 adımlık yeri taksi kaçlıyor mesela. Adam gidemiyor ki trafikte. Gidemiyor anne gidemiyor. Geri geri ben de taksi çağırdık. Taksi gelmedi. Dolmuşa bindik. He. Gidilmiyor anne gidilmiyor. Allah'tan yağmur yağmıyordu. Çay mı yoğurt mu koyayım? Çayı sonra içelim. Çayı sonra içeriz anne. Şöyle kef çay yapalım. He öyle yaparız. Karnım bir doyuram. Yanına salata falan ister misin? Yok bu anne. Soruyorum sana ama turşu yok, falan. Yok. Turşu yerim. Sabah Asiye bir turşu kavurmuştu. Vallahi harikaydı. Arkadaşlar sabah bana çocuk ne yediğimi biliyor tabii ki. Turşumu kavurmuş. Yumurtamı haşlamış. Dün ben bezelle kızartmıştım. Undan kalmıştı. Unu koymuş. Domates, zeytin, peynir, köy peynir zaten. Anam masanın üstü böyle dop dolu. Aslında çekim yapacaktım. İnternet sorunum oldu arkadaşlar. Bizim evimiz biraz nasıl diyeyim? Ya şeyde değil. Yüksek ev. Giriş kat. Ama, yüksek giriş kat ama çok güzel. Giriş kat gibi değil yani. Evet. Birinci kat gibi. Yani birinci kat gibi aynı. Yüksek. Ama internet çekmedi. Neden oldu bilmiyorum. Biraz videolarımda yer yoktu. Yani telefonumda yer yoktu daha doğrusu. İnşallah yine çekim yapacağız tabii ki. Kahvaltı çekimeden Allah nasip ederse. Ne yapalım? Sağlık olsun yeter ki değil mi? Şöyle böreğimize bir bakalım. Çay suyumuz da kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Oo bak dur. Arkadaşlar vallahi. Çok güzel oldu ama anne. Vallahi. Bir de anama rakipsin diyorsun. Rakip olabilir mi sen? Yok be anne. Biz nereye olacağız rakip? Evet. Bizimki lafta. Lafta değil mi? He. Bu tavalardan çok isteyenler olmuş aslında. Öyle mi? He. Güzel ama. Köye var yine. Mustafa abi. Bunun yanına fil sözü özel olarak gideceğim arkadaşlar. Eğer derse ki bana ulaşsınlar ben buradan
kargo ile gönderirim derse ihtibata girersiniz. Bir şekilde onu yaparız. Ama benim buradan alıp da kargoya verip gelip gitmek bir lüksüm yok arkadaşlar. Zamanım yok. Ama Mustafa abiye derim. Sizlerle sahte yorumları falan okuyorlar. İzliyorlar da beni. Gerçekten tavalar çok güzel. Kızlar vallahi ne kadar teşekkür etti bana. Anne sağ ol, Allah razı ol. Tavamız işte ihtiyacımız vardı. Kadınların mutfakta ne tava tenceredir yani derdi. Tabii. Değil mi? Birisi geldi ortaya ama. Bismillahirrahmanirrahim. Sen böyle kesene kadar ben turşuyum az önce. Reçete giyebilirsin. Bu? Pazı. Pazı ne? Bildiğin pazı. Ha, yumurtalı falan yok. He. Onun sapı mı bu? Sapı. Nasıl? Güzel. Asiye sen de yesene. Sen ye bir Asiye ye. Dokunmuyorum, o benim. O beni hiç sevmedi. Niye? Sabah Hasiye'nin kucağından değil, hopluyor valla bak köy. Gördün mü peyniri? Peynirli böyle. Çökelik değil arkadaşlar, içindeki peynir. Çık lan. Ayağıma saldırıyor anne. Beni hiç sevmedi değil mi ya? Şimdi sana alışması lazım. Hasiye'nin kucağından alır, hırrrr yapıyor bana. Hasiye de şok oldu. Asiye peynir var. İçinde suyunu ısıcağıyla yiyin gelin. Haydi. Yetmezse bir tane daha hazırlarım sana. Yeter ben ya. Evet. Yeter ya. Sen gitmeden yap bize böyle anne. Evet. Sen gitmeden yap bize böyle su vereyim. Yapayım mı? Olmaz mı? Ya. Kendim siz bir isterseniz yaparım. Bence yap. Peynir de yap. Peynir... Şey çiçeğim ve ceylanı getirmedim. Niye getirmedin onları gezirken? İşte onların peyniri. Vallahi arkadaşlar çok beğendiler peynirle. Oktay kolay kolay her şeyi yemez. Ama çok güzel. Evet. Böyle ne kokusu ne bir şeyi. Mis gibi. Benim annem de koktu. Ben mi yiyeceğim tek başıma bunu? Kızlar da gelecek. Kızlar da gelecekse ben yiyeyim o zaman. Sen ye. Onlara kalmasın. Onlar kalmasın. Kendileri yapar. Değil mi? Tabii canım. Heh. Çok sıcak. Şunlara peynirini de göstersene şöyle. Bakın, ha, bak. Arkadaşlar bakın. Kuymak gibi bak. Kuymak gibi aynı bakın. Köy peyniri. Kendi yaptığım peynir. Vallahi böyle insan da gurur duyuyor yani. Yok anne, arasına sen bunun kaşar koymuşsun. Vallahi koymadım. Yok. Şaka yapıyorum. Fikri ablanla beraber yaptık bunu. Evet, bayağı yardım etti. Ne güzel oldu. Ben yiyorum, siz bakıyorsunuz. Olsun, bakın bir şey olmaz. Asiye bizi doyurdu Allah razı olsun. Yine de onlar atıştıracaklar herhalde. Sen bir karnını doyur bakalım. Sen çalışıp geldin. Paşa. Hı. Gel buraya gel. Şşt. Gel lan buraya. Gel. Bak sesleniyorsan anne. Bana değil. Kızların ayağına sesleniyor. Gel. Gel. Hay. Neydi adı? Yiyon. Yiyon. Sen leğen de anne, bir şey olmaz. Leğen. Olmaz da oğlum. Sana baban gibi başladın. Bedün mü? Ne diye bak. Ben bedün diye. O da bu ne diye? Bidon. Bidon. Melek. Bedün mü? ben de dilim buna dönüyor. Bedün. Bidon. Neyse. Gel. Baksana az keyfe. Bak. Hele. Haydi. Benim karabaşım olsa şimdi bak av yapardı. Av derdi bak. Anam vapurun önünde bekliyordu beni. Karabaş mı? Bu da beni sabah da kapının önünde bekliyor. Ya. Bir şey giderken uğurluyor beni. Anam. Akşam geliyorum işten bir zıplıyor böyle. Buraya uzanıyorum beni. Geliyor böyle saçımı yalıyor. Özlemiş ben beni. Ben de özledim hayvanlarımı vallahi. İnsan böyle bağımlı oluyor arkadaşlar, alışıyor ya. Onlar da bir canlı yani. Allah'ımın cinsiz kulları. Bu turşu geçen yakıyordu, şimdi yakmıyor. ben ne bileyim oğlum, aynı kaplıyordun da işte.
Acılar üstüne geldiydi demek ki. Evet. Çok yaptı değil mi? Çok. Ben yiyorum şimdi, herkes bakıyor. Ya afiyet olsun. Herkes sadece... Yakın olan varsa buyursun gelsin. Yarın gelecek bir misafirimiz. Gelirse bir börek kaldı. Gelmezse kendisi bilir. Canı sağ olsun. İnşallah nasip olur. Nasip. He. Gelene kahve yaparım. Sen, ben burada şimdi böreği çöreği çok yapamıyorum. Tabii canım. Değil mi? Oğlu yok evde ya, oğlu arkadaşlar. Şu Rus'ta din özlemleri getirdiğinde burada ne var ne yok Asya topluyor veriyor babasına. Oğlularımı. Anamcığım benim burada sofram vardı. Onu da rahmetli babam almıştı. Annem vefat edince. Benim için hani sofranın kaybolduğu önemli değil. Benim için çok kıymetli yani. Babam götürmüştür onu. Burada buldu. Buldun mu? Dolabın arkasına sokmuş. Erdo siz mi koydunuz? Hani yer kaplanmasın diye mi koydu? Çıkarttım zaba. Ben koymadım. Koyucusu Asya'ya koymuş. Asya'nın oraya koyabileceğini sanmıyorum onu. Sonra aldım ben. Topluyor ya bir. He. Çıkarttım soframı. Gitmeden belki çoluma çocuğuma böyle hamur şeyler yaparım. İşten geldiğine gene de bir ana yemeği olur da. Hamur işi, börek yap yeter bize. Valla. Yapabilirsen. Yaparım. İnşallah yaparım. Yapamazsan ben yaparım zaten. Asya yardım eder ama Asya'da işte olacak hep. Olsun ya. Bir bakalım. Yapabilsem yaparım oğlum ama yaparım büyük ihtimalle. Değil mi? Yapamazsan bırak, ben yaparım süvereyi. Aynı olur zaten, seninki gibi yaparım. Açacaksın hamurunu, yoğuracaksın. Açarım, ne olacak? Hamuru yoğuracaksın. Açacaksın, haşlayacaksın. Bunun işi çok. Haşlamam mı gerekiyor? Tabii. O zaman yapamam. Niye? Yok. Annenin yok olma sağlık. Afiyet olsun oğlum. Çok güzeldi. Valla. Bayağı bir yedim. Doydun. Doydum. Valla. Doydum tabii. Ya şu kimi aramayın da. Yok, bunlar alıştık. Bekara, bunları aramıyor arkadaşlar, ben bilmiyorum. Kaç... Alıştık ya artık böyle hep hazır. Yani bir hazır derken öyle dışarıdan değil de. İş yeri geldiğinde dışarıdan da yiyor. Kolay şeyler. Evet, kolay yemek. İşte Asya'yı yapıyor bazen. Sulu yemek, o izinli olduğunda erken geldiğinde. Böyle yiyoruz. O genel de sen yapıyorsun. Yapıyorum. Ben yapıyorum, o onunla yiyoruz. O yapıyor, ben yiyorum. Öyle değişiyor işte arada. Birbirimizi öyle idare edin de oğlum. Ediyoruz, ediyoruz. Sen neler, ne alışveriş yaptın? Valla ben ne alışveriş yaptım biliyor musun? Asya aldı da. Biraz daha bir şeyler almış arkadaşlarım. Onları göstermiyorum. Şöyle. Enter aldı bu Asya'ya. Enter ne be? Etende fırfırı da var. Ama kumaşı çok güzel arkadaşlar. Fırfırlı ha. He şöyle. Burada giydim sahte arkadaşlar, gördü bunu. Güzel mi? Güzelmiş, güzel. He? Güzel. Şöyle onu bir yıkatacağım. Uzun olsa özleme din eteğini geri kıvırttırırım. Ablam yapıyor mu bunu? Ablanın makinesi var ya, ben de yaparım burada. Ha. Güzel mi? Güzel güzel, güle güle giyiyor. Asiye çok beğendi bunu. Yok güzel, kulağı da güzel. Kazan. Sasya başörtüsü mi aldın be Allah'ım yarabbim. Kızım bakıyor sana, daha ne istenen ne? Bakayım ha. Bak hemen poşetin içine girdi bak. Şöyle arkadaşlar. İnce yine böyle. Penye değil, tırıkıyor. Ama çok güzel. Başka renklerini bulamadım. Yo rengi güzel işte anne. Yok renk güzel. Evde de var bu bezden. Hep de kırmızı kırmızı valla. Kırmızı tüniğim var. Kırmızı gömleğim var. Evde yine koyu kırmızı kazağım var. Bu da kırmızı. Olsun. Derler ya. 3 kuruş az olsun, kırmızı olsun diye. Güzel anne, güzel. Güzel. Valla ben çok para veremem giysiye. Ama çocuklar böyle kıyıyorlar parayı. Asiye pahalandı değil mi? Ana! Ana! Poşetin içine girdi. Ana! Ana! Asiye! Sen bana kıyafet aldın, ben sana aldım. Bak bak! Bak Asiye, bak! Vallahi poşetime girmiş arkadaşlar, bakın. Beni sevmeyen mi? O ne zaman girdin içine? Dedim ya ben. Gel! Bu poşet görsene hemen. Gel! Hadi gel oğlum, gel. Ya
Biri açık bırak, bakma ona, o gelir girer içine. Vallahi. Ana. Ana. Karabaş da ne yapıyor biliyor musun? Babanın ayakkabılarını alıyor. Oynuyor, oynuyor. Kafasını oraya sokuyor içine. Ayağını koyuyor üstüne, uyuyor içinde. İşte. Karabaşımız da öyle. Bak geldi geri. Bak. Bak bak bak. Teşekkür ederim Asiye. Bak gene girdi içine, gördün mü? Ana. Bir de kuyruk sallıyor. Bu da senin çocuğu olmuş. Ona bir eğlence. Tabii canım, evin neşesi o ya. Vallahi. Bayağı da ağır ha. Ağır. Asiye 4 kilo dedi bana da, benden yok be kızım, o yoktur o kadar dedi. Var. Var var, o neler yiyor var ya, nasıl bakılıyor bu. Alıştı sana bu ya. Ağzı gördün. Gel. Bak bak. Buradan arada sıvırlıyor bana. Gel. Gel. Seni sevmiyordu anne bu. Niye sevmiyor beni? Bilmem. Ana. Gerçi kimseyi görmedik her zaman. Bir Asya'yı bir benim. Başka kimi gördük? Gel. Gel bana, sen paşada verme. Gel. Gel. Hayt. Adını yumak koy. Şimdi ne güzel yumak derdik buna şimdi. Anlamı ne bunun isminin? Leo. Leo. Anlamı ne? Anlamı var mı? Anlamı yok. Paşa da girecek geri. Gel oğlum. Gel. Gel abi. Gelmiyor. Normalde şu an koşardı, sen varsın ya. Değil mi? Çıkmıyordu. Bak. Dur böyle işte, sessiz sakin anne. Bak bana pıslamıyor, görüyor musun? Bunu kaşıyacağım böyle. Elletmiyor bak. Sevecem böyle. Elletmiyor, elletmiyor. Bak bana nasıl elleteceğim ama. Ne var? Ne? Parmağını oynat şimdi, ayak parmağını. yapıyor. Bak böyle böyle bunu vuracağım böyle poposuna, bak nasıl seviyor bak. Kulaklar dikti. Bunları bir yıkatalım. Ondan sonra giyelim.